Bundan sonra tabii İHA SİHA daha bu işin hani ABC'si, başı. Bunun işte insansız savaş uçakları, insansız nakliye uçakları, insansız o işte yakıt taşıyan uçaklar, Tanker uçaklar. tanker uçaklar, bunlar hep düşünelim. Ya da nükleer başlık taşıyan insansız hava araçları gibi birçok şey söylenebilir. Türkiye'nin savaş konseptini değiştirdiği, uçaklara gerek kalmadığı ve şimdiye kadar üretilen uçaklardaki hem bakım hem diğer masraflar, personel giderleri ve en önemlisi de insan faktörü, risk eğer düşerse orada bir kayıp veriliyor. Bunun da sıfırlandığı, dolayısıyla bundan sonra dünyada yeni bir savaş konseptinden bahsedilmesi gerektiği noktasında bir yorum vardı. İlginç geldi bana. Sencer Hocam'dan başlayalım. Bu konudaki sizin yorumunuz nedir? Yani bundan sonra başka türlü bir dünya mı olacak? Ya da siz nasıl görüyorsunuz hocam? Efendim, bu konunun gayet tabii askeri boyutu olduğu için aramızda asker kökenli Mehmet Hoca var. Mehmet Hoca bu konuda daha yetkin olarak bir şeyler söyler. Ama ben şunu söylemekle yetineyim. İHA ve SİHA'lar, yani insansız hava araçları ve silah taşıyan hava araçları insansız, her halükarda Türkiye tarafından başarıyla geliştirildi. İsrail'in veya başkalarının elinde de vardı. Almanlar mesela pek başarılı bir şey ortaya koyamadılar. Onu müze yapmışlar, müzeye kaldırmışlar. Ki Almanlar mühendislikte iyidir. Ona rağmen bunu yapamadılar. Neticede bu Türk mühendislerinin bir başarısıdır. Bunu açıkça söylemek lazım. Gayet tabii onun içerisindeki efendim işte o elektronik devreler, şunlar bunlar, onlar dışarıdan geliyor. Doğru. Veya işte bir takım özel kameralar bilmem neler. Doğru. Bunları da zaman içinde yapacağız bir şekilde. Her halükarda bu başarılı bir Kamerayı çalışmadır. yapıyoruz. Kamerayı Kanada vermeyince yapmaya başladık hocam. İşte yeni bir şey olmuş. Yani tabii bu konuda Sayın Bayrak, Allah rahmet eylesin, Bayraktar'ı da burada rahmetle anmak istiyorum. Çok değerli bir mühendisimizdi. Çocuklarını da iyi yetiştirdi. Ondan sonra tabii Türkiye'de birçok adını bilmediğimiz mühendisimiz de bu işin içerisinde görev yaptılar. Netice olarak İHA ve SİHA'lar Türkiye için çok faydalı oldu ve Türkiye'nin terörle olan mücadelesinde çok faydalı oldu, birçok şeyi değiştirdi. Yani terördeki başarı, terörle mücadeledeki başarı da kesinlikle İHA ve SİHA'ların etkisi olmuştur. Artı Libya'daki merkezi hükümeti göçertmeye çalıştığında Hafter bir noktada Türkiye'nin oraya gönderdiği bu İHA ve SİHA'lar tabii karadan yapılan mücadelede buna eklendiğinde başarının temeli oldu ve ta Sirte Cufra hattına kadar geri çekilmek zorunda kaldı. Bütün destek almasına rağmen birçok ülkeden, yani buna Batı da dahil, Doğu da dahil, Rusya da oradaydı, olmadı. Ondan sonraki en önemli başarı tabii Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarının kurtarılması esnasında gerçekleşti. Suriye'de sonra bu kullanıldı biliyorsunuz. Bir ara onlar bize bazı sıkıntılar çıkardıklarında çok sayıda İHA ve SİHA kullanılarak bir müdahale yapıldı. O da başarılı oldu. Her halükarda bu savaş stratejisinde, taktiğinde bir takım değişikliklere sebebiyet verdi. Ama genel olarak insansız araçların kullanılması denizde, havada, karada her halükarda zaten geliştirilmektedir bütün dünyada. Amerika'da en başta gayet tabii. Diğerleri de arkasından geliyorlar. Türkiye de bu konuda çalışmalar yapıyor. İnsansız tanktan tutun da insansız gemi ve denizaltıya kadar gidiş var. Ama sizin söylediğiniz gibi avcı uçaklarının, bombardıman uçaklarının vazgeçilmesi gibi bir şey söz konusu henüz değil. Yani onların hala Yok büyük bir geri zaten şu anda dönemi var. vazgeçilmesi diye bir şey değil. Yani o Tabii bir vazgeçilemez. konsept değişikliğidir. Ama Önümüzdeki süreçte belki olur evet, diye bir. ama yani bugün hala o bizim çıkartıldığımız projesine çıkartıldığımız F-35 ve ona tekabül eden işte Fransızların o uçakları değil mi? Onlar efendim Rusların işte Su-57'leri veya Çinlilerin neyse veya Eurofighter Avrupalıların bunların hepsi her halükarda gerekli. Zaten Yunanlıların biraz iştahının kabarmasının sebebi iki şeye dayanıyor.
Bunlardan bir tanesi bu FETÖ ayaklanması esnasında maalesef hava kuvvetlerinde FETÖ'cü bir takım pilotların tabii ordudan tard edilmesi sonucunda bir pilot açığının ortaya çıkmış olması. Hı hı. Onların iştahını kabartan şeylerden biri bu. Birdenbire tabii F-16 pilotu yetişmiyor. Ama Pakistan bize bu konuda çok yardımcı oldu. Halen de olmakta. Onun ötesinde ikinci önemli husus F-35 projesinden bizi tek taraflı çıkarttırıp o uçakları almaları. Bizim ise hava savunma sistemi olarak aldığımız, yani tamamen savunmaya yönelik olarak aldığımız S-400'ler dolayısıyla bize ambargo uygulamaları, bizim şu anda çıkartıldığımız projede ödediğimiz paralara karşılık F-16 almamız veya bağımsız olarak almamız konusunda müspet bir cevap vermemeleri ve özellikle oradaki senatonun bu konuda ayak diremesi, bunların hepsi bir noktada Türkiye'yi başka bir takım çözümlere itiyor. Tabii bizim kendi muharip uçağımızı yapmamız idealimiz. Ama bu boşluk olunacak, dolduruluncaya kadar da Türkiye kendine göre bir takım çözümler herhalde bulacaktır. Yani evet. Havayı boş bırakmayacağız. Yani havada Yunanların iştahı da kursaklarında kalacak. Evet. Yani bunu sağlamamız lazım. Onun için de bu S-400'lerin aktive edilmesi meselesi büyük önem taşıyor. Dünya çapında da sizin sorunuzun cevabı olarak söylüyorum. Mehmet Hocam daha iyi bunları askeri olarak cevaplandırır. Her halükarda bir takım taktik gelişme, değişmeler, hatta stratejik değişmeler olmaktadır bu insansız araçlar dolayısıyla. Benim söyleyebileceklerim bunlar. Evet. Mehmet Hocam siz ne dersiniz? Sencer Hoca çok size vurgu yaptı. Sizi de dinleyelim o zaman. Evet, hocama çok teşekkür ediyorum. Ben de kendi bildiğim çerçevede arz etmeye çalışayım. Şimdi savaş konsepti tabii çok ciddi bir ifade olmuş olur. Unutmayalım, savaşlar çeşitli Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.